Amerika'da yaşayan Türkler en son 2018 yılında Türkiye için sandık başına gitmişti. Yarın sabah bir kez daha Amerika genelindeki 134 binden fazla Türk seçmen tercihlerini oy pusulasına yansıtmak üzere sandık başına gitmeye başlayacak. Amerika'da yaşayan Türkler 7 Mayıs tarihine kadar oylarını kullanabilecek. 2018 yılında yapılan son seçimlerden farklı olarak Amerika'daki Türklerin yoğun olarak yaşadığı New York Başkonsolosluğu seçim çevresine bağlı iki ayrı bölgede daha oy kullanılabilecek. Peki Washington bu seçime nasıl hazırlandı? Bu sorunun yanıtını almak üzere başkent Washington ve çevresinde yaşayan Türklerin oy kullanacağı noktaya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde bulunan Serdar Cebe'ye bağlanıyoruz. Serdar, artık sandıkların açılmasına saatler kaldı. Hazırlıklar ne aşamada? Hazırlıklar son aşamaya girdi ama şimdi izinle geldik buraya. Çünkü güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Kabinler kuruldu, her şey hazır. Ve onun için Büyükelçiliğin dışından yayın yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında 74 ülkede, 174 bölgede seçim sandığı kurulacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda aslında 7 Türk dış temsilciliğinin bulunduğu bölge, biraz önce senin dediğin gibi bunlara eklenen 2 bölgede seçim yapılacak. Yarın sabah saat 9 dedi mi sandıklar açılacak ve arkamda gördüğünüz kapıdan Türk seçmenler buraya gelecek ve sırayla oylarını kullanacaklar. Akşam 7'ye kadar, 7 Mayıs'ta son bulacak. Amerika'da 7 Mayıs'ta saat 21'de sandıklar kapanacak ve ondan sonraki aşamalara geçilecek. Şimdi 7 bölge demiştik. Neden 7 bölge? Bunlar şöyle, içinde bulunduğumuz başkent Washington, New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami ve Boston'da oy kullanacak Türk seçmenler. Buna ilave olarak da Türk seçmenlerin yoğun olduğu New York ve New Jersey'de iki ayrı sandık daha kullanılacak. New York'ta Long Island bölgesine koyulacak sandık. Diğer sandık da New Jersey'de South Jersey'ye koyulacak. Ve toplam 9 bölge olacak. Aslında daha başka bölge olabilir miydi diye Büyükelçi daha önce yaptığı açıklamalar var. Murat Mercan'ın yaptığı açıklama var. Murat Mercan aslında başka yerlere de kurulabilirdi ama San Francisco örneğini verdi. San Francisco'ya kursak, oradan o sandıkların akşam 9'da kapandıktan sonra her gün Los Angeles'a taşınması gerekiyor. Ve 7 Mayıs'a kadar her gün bu iş olmazdı dedi. Çünkü 6 saat yol, Amerika'nın büyük olduğunu da düşünürsek toplam 9 bölgeye çıkartıldı. Güvenlik demiştik. Güvenlik önemli. Bu gördüğümüz 9 bölgede 7 temsilcilik ve New York ve New Jersey'de kurulan 2 temsilcilikte güvenlikte odalar hazırlandı. Şimdi bu odalarda özellikle 4 anahtarlı bir oda parti temsilcileri olacak. 3 partinin temsilcisi olacak Amerika'da. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcileriyle birlikte Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci de birer tane anahtar bulacak ve saat 9'da sandıklar her gün oy kullanıldıktan sonra kilitlenecek. 4'ü birlikte kilitleyecek, 4'ü birlikte açacak. Ondan sonra açılmayacak ve bu 7 Mayıs'a kadar devam edecek. 7 Mayıs günü de özellikle bu sandıklar önce açılacak. İçindekiler, oylar sadece sayılacak ama ne olduğu için tamamen açılmayacak. Ondan sonra mühürlenecekler ve mühürlü torbalara koyulduktan sonra 7 Mayıs akşamı uçaklara, Türk Hava Yolları uçaklarına yetiştirilecek ve ondan sonra da 8 Mayıs günde Türkiye'ye yollanacak. Nasıl oy kullanacak şeyiyle kapatalım. Bir defa 135 bin seçmen var, 135 bine yakın seçmen var. Bu seçmenlerin gelip öncelikle burada kayıtlarını olması lazım. Yani nüfuslarını buraya taşımış olmaları lazım. Bir de en önemlisi Türk kimlik kartları. Türkiye Cumhuriyeti devlet tarafından verilen, üzerinde TC numarası olan ve aynı zamanda fotoğraf olan bir kartla, kimlikle birlikte gelecekler ve oylarını kullanacaklar. 7 Mayıs'a kadar devam edecek. 7 Mayıs günü saat 21'de sandıklar kapanacak ve 8 Mayıs'ta buradaki sandıklar Türkiye'ye Yüksek Seçim Kurulu'na götürülecek. Özlem Tınas.